edeceğim. Dünya çevre hareketlerine şöyle bir genel bakış ve biraz eleştirel bir bakış olacak bu. Bunu praksiste bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler başlıklı bir makaleyle anlattım. Merak edenler praksisin o sayısından makalenin bütününü ayrıntılarına da görebilirler. Şöyle bir haritalama çabası. Dünyayı kuzey ve güney olarak iki kutba ayıralım. Ama bu kuzey, güney yer belirten, coğrafya yön belirten şeyler olarak almayalım da varsıllık ve yoksulluk belirten iki kavram gibi düşünelim kuzey ve güneyi. Biliyoruz güney deyince aklımıza yoksul dünya geliyor, kuzey deyince zengin. Halbuki güneyde Avustralya var mesela, zengin. Ama biz yön olarak bakmıyoruz meseleye. Daha çok varsıllık, yoksulluk, ekonomi politik bir bakış açısından kuzey-güney ayrımı yapıyorum. Şimdi neleri var ellerinde kuzeydeki çevre hareketlerinin? Muazzam fonları var hepsinin. Bütün varsıl dünyadaki çevre hareketlerinin devasa fonları var. Kimi zaman devletlerden geliyor, kimi zaman yeşil partilerden geliyor, bazen her ikisinden birden geliyor. Kimi zaman tırnak içinde çevreci sponsor şirketlerden geliyor ama bir şekilde geliyor, sürekli akıyor, fon var. İyi bir şey. Güneyde bu yok. Güney'in fonu yok. Böyle bir geleneği de yok. Aslında eskiden Güney'in mücadele etmek için fona ihtiyacım var gibi bir bakış açısı da yoktu. Yani parayla mücadeleyi özdeşleştirmemişti yine. Militan da hep oldum olası. Ama yine de militanlığı var. Militanlığını önemli ölçüde koruyor. Çünkü çok kitlesel. Kuzeyde ne yok? Taban yok. Kitle yok. O kadar yok ki konferans düzenliyorlar Zaragoza'da. Uluslararası konferans. Bizler de gittik. Biz Türkiye'den 6 kişi gittik bu konferansa. Öyle düşünün. Ama Güney Afrika'dan, pardon, Güney Amerika'dan, Afrika'dan bile katılım var. Asya'dan bile. Toplam katılımcı sayısı İspanya'daki bu konferansta 300 kişilik salon 35-40 kişiyiz. 6 kişisi Türkiye'den gitmiş sadece. Güney Amerika var, Afrika var, Asya var. 3-4 kişi var, öyle değil. Şimdi giderek ne yapmaya başladılar? Onun yerine konferans düzenlemek yerine küçücük odalar kiralayıp, ayarlayıp atölye çalışmaları yapıyorlar. Çünkü konferansa kimseyi katamıyorlar. Gayet bonkörler, para desteği sağlıyorlar, sponsorluk ilişkileri içindeler. Ama kendi kitlelerini katabilir. Çünkü yok öyle bir kitleleri. Çünkü örgütlenme tarzı network biçiminde. Daha çok internet üzerinden listeler, kalabalık listeler bunlar. Ama bir eylem yapalım den, zaten eylemden kimse bahsetmiyor. Kuzey'in bir de öyle bir özelliği var. Eylem yok Kuzey'de. Kuzey'de yazışma, çizişme, bilgilenme, bilgiyi aktarma, paylaşma, tartışma, broşür basma, kitap yayınlama, atölye düzenleme bunlar var. Hadi sokağa çıkalım dendiğinde biraz kitlesizliğin de etkisiyle bu yok. Güney'de bütün enerjisini eylemlere vermiş. Güney Afrika örneğinde de söylediğim gibi. Ölümünce çok ölümüne eylemler halen düzenliyorlar. Ne zaman Kuzey'e ihtiyaç duyuyor? Uluslararasılaşmak istediği zaman. Sorununu dünyaya taşımak istediği zaman biliyor ki Güney, param yoksa, fonum yoksa ben bunu yapamam. Hemen bir ilişki biçimi tesis ediyor Kuzey ile Güney arasında. Kuzey parayı bastırıyor. Güney o parayı aldığı için bir patronaj ilişkisi kuruluyor. Ciddi bir patronaj ilişkisi. Biz bunu 2009 Su Forumu sırasında yaşadık. Bir yıl boyunca suyun ticarileştirmesi hayır platformunun uluslararası ilişkilerini o dönemde ben yürüttüm bir yıl boyunca. Bir yıl boyunca bütün dünyada 300-350 ayrı hareketle, örgütle, iletişim halindeyim. Hepsi de biz geleceğiz bu toplantılara diyorlar. Muhaliflerle birlikte olmak üzere. Hatta birbirimizi tanıma anlamında yurt dışında ve Türkiye'de toplantılar yapıyoruz. Hazırlık toplantıları. Bir hafta veya 10 gün vardı forumun başlamasına. Bu kuzeyli hareketlerden birinden bir mesaj geldi. Benimle yazışıyorlar, bana geldi. Mesajda diyor ki Gaye, biz oraya geleceğiz, kalabalık da geleceğiz. Ama siz antikapitalist bir yapısınız, suyun ticarileştirmesine hayır platformu olarak. Biz böyle bir duruşta sizinle birlikte olamayız. Deyince şaşkına döndüm. Çünkü bir yıldır kimse kimliğini gizlemiyor. Biz antikapitalistiz, onlar biliyor. Onların kapitalizmle bir sorunu yok, bunu da biz biliyoruz. Bu bizim için sorun değil ama bizim antikapitalist duruşumuz onlar için sorun. Bütün toplantılarda da şundan bahsediyor Kuzey.
open space olacak. Network kuracağız, open space. Yani herkese açık olacak. İsteyen gelebilecek. Bunu da eleştirmiyoruz. Bu mesaj üzerine anladık ki o open dedikleri space bir tek antikapitalistlere close. Antikapitalistseniz o alan size açık değil. Bizi istemiyorlar. Ve bunu bir hafta kala söylüyorlar. Gerçekten de Türkiye'ye geldiler ve STHP'nin organizasyonlarına çok sınırlı bir katılım gösterdiler. Asıl olarak resmi forumun içinde yer aldılar. Hani o karşı olduklarını söyledikleri yapının. Böyle bir muhalefeti var Kuzey'in. Kuzey'deki çevre hareketlerinin. Güney'de patronaj ilişkileri o kadar ilerlemiş ki Filistin'den gelen arkadaşa diyoruz ki yarın İstanbul'da şöyle bir yerde konferansımız var, sizden de bir sunuş bekliyoruz diyoruz Filistinli'ye. Filistinli diyor ki bize bilmem onu patrona sormam lazım. Ama bakın hiçbir şeyi değiştirmiyorum, orijinal. Yani boss kelimesini kullanarak bunu patrona sormam lazım diyor. Şaşırıyorum, kim acaba bunun patronu diye. Kuzeylilerden birinin koluna yapışıyor, benim yanıma getiriyor. Diyor ki gaye yarın toplantıları varmış, oraya çağırıyor. Adam yüzümüze dahi, onun da yüzüne, benim de yüzüme bakmıyor. Hiçbir yere gidemezsin, bana lazımsın yarın diyor. Bu bir Kuzeyli örgüt resmi. Ve bu bir patronaj ilişkisi resmi. Böyle yaşanıyor. Çünkü uçak parasını, otel parasını... Uçak parası, evet, vermiş. Hepsini Kuzeyli veriyor. Öyle gelebiliyor ancak buraya. Ama geldiğinde de Kuzeyli nerede istiyorsa orada konuşmak zorunda. Arkadaşlar, Kuzeyli neyi ne kadar söylesin. Bunları ben getirdim diyor ya. Ha, böyle yapıyor. Şunları diyor ben getirdim. Yani benim buradaki söz hakkım yani daha yüksek. Yani Asyalıları getirmiş bir Avrupalı... Hepsi var, biz de hepsini biliyoruz. Yani kim ismi ne kadar esini biliyoruz. Bunları diyor ben getirdim. Bu kendi aralarında hegemonya tesisini de kolaylaştırıyor. Örneğin 10 ayrı Güney ülkesinden temsilciyi finanse etmiş olan Kuzey temsilcisi diyor ki sen diyor sadece 8 kişi getirebildin, ben 10. O zaman buradaki konuşma hakkım senden fazla diyor diğerine. İki Kuzeyli. İlişki bu. İlişkiler böyle. Kuzeylilerin tamamında devletçi zihniyetli bir mücadele var. Şu anlamda tek dertleri su kaynakları devletlerin elinde olsun. Özel sektöre geçmesin. Yani kamu özel işbirliğine hiç karşı değiller. Mülkiyet devlette kaldığı sürece ticarileşmeye de hayır demiyorlar. Hatta bir adım ileri gidiyorlar. Diyorlar ki suyun da diğer mallar gibi bir bedeli olmalı. Ama bu devlet alsın bu parayı, yani biz ödeyelim de devlet alsın bu parayı gibi bir bakış açıları var. Ve az önce söyledim, sınıf temelli hareketlere kapalılar. İnanılmaz bölünmüş bir dünya çevre hareketiyle karşı karşıyayız. Baraj karşıtı hareketler, büyük barajlara karşı hareketler, sınır aşan sularla ilgili hareketler, tarımsal sularla ilgili hareketler, HES karşıtı hareketler, nükleer karşıtı hareketler böyle devam edip gidiyor. Mitoz bölünme. Bir araya gelmeleri neredeyse imkansız. Ama su hareketi diye bir şey 20 yıl önce yoktu. Dünyada da yoktu, Türkiye'de de yoktu. Bunların hepsi çevre hareketlerinin içinden oluştu. Çevre hareketleri bunları doğurdu, öyle diyeyim. Nasıl ayrıştılar biliyor musunuz? O da çok garip. İlk ayrışma İngiltere'de oldu. İngiltere'de ilk su özelleştirmeleri orada olduğu için orada yaşandı. Çevrecilerin bir bölümü dedi ki, hop bir dakika, sular satılamaz. Öteki bölüm dedi ki, hayır, paralı olursa su kaynakları daha dikkatli kullanılır, onun için satılmasında yarar var dedi. Tak diye ayrıştı hareketler, su hareketleri çıktı çevrecilerin içinden. Çevreci olarak kalanlar suyun satılmasına destek verdi. Suyun metalaşmasına destek verdi. Gerekçeleri de şu, paralı olursa hor kullanılmaz mantığıyla. Amerika'da bu ayrışmanın çok çarpıcı örnekleri yaşanmaya başlandı. 90'lı yılların ikinci yarısı, 2000'lerin başlarında. Mesela çevreciler rüzgar enerjisini çok destekliyor. Bazı şirketler devasa araziler satın alıyor. Rüzgar enerjisi santrali yapmak iddiasıyla, gerekçesiyle. Devlet de sübvanse edilmiş fiyatlarla veriyor bu arazileri bu şirketlere temiz enerji üretecekleri için. Fakat anlaşılıyor ki satın alınan arazilerin altında devasa büyüklükte yeraltı su kaynakları var. Su hareketleri isyan ediyor. Çevre hareketleri dokunmayın, oraya rüzgar enerjisi kurulacak diyor, yapılsın diyor. İkinci ayrışmanın, tezatlığın ortaya çıktığı alanlar bunlar.
parçalanmışlığa eşlik eden süreçler var. Bunlar da çok önemli süreçler arkadaşlar. Biraz sonra yapacağımız tartışma açısından da. Sermayenin yeni içerme stratejileri var. Bir dizi yeni mekanizma ürettiler. İçerebilmek için toplumsal muhalefeti. Bunlardan bir tanesi, kızmayın bana, ÇED, çevre etki değerlendirme süreçleri. Toplumsal muhalefeti içermenin en büyük aracı sermaye sistem açısından. Bir diğeri, katılımcı demokrasi masalı. Anlatacağım birazdan. Bir üçüncüsü, sermaye STK'larının yereli ele geçirme çabaları. Yani, işte az önce sözünü ettiğim, bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler. Şimdi, evet, toplumsal muhalefetler toplumların beyazıdır. Genelde politik gelişmelerden, sistemin bütün bilgisinden yoksundurlar yereldeki hareketler. Yoksun oldukları için kendilerine hangi el uzatılırsa o eli dost eli zannedip tutarlar. Tabii ki sermaye STK'larının olanakları çok geniş. Finansman olanaklarını kastediyorum. Yerelin en ücra köşelerine kadar gidiyorlar. Oralarda uzun sürelerle yaşıyorlar. Ücretli aktivistleri var, paralı askerleri var. O yereldeki insanları sanki onların mücadelesine destek veriyormuş gibi etkileri altına alıyorlar, inandırıyorlar. Ve en çok da burada hukuku kullanıyorlar, hukuk süreçlerini kullanıyorlar. Halbuki hukuk süreçleri mücadeleden caydırıcı süreçlerdir. Yıllarca sürer, o yıllar içerisinde insanlar mücadeleden yılar, hukuka bel bağlarlar, dava sonuçlarını beklemeye başlarlar. O arada mücadele zaten bitmiştir, atı alan Üsküdar'ı geçmiştir. Bütün hedefleri de budur. Bunu kim yapıyor? Bunlar önemli. Bu isimleri bence unutmayalım. Başkalarını da takip edelim. Tema'yı hepiniz biliyorsunuz. Şirketlerin çevre örgütüdür Tema. Ama Tema yalnız değil. Doğa Derneği. Çok önemli. Tarikatlarla da ilişkisi olan bir dernektir Doğa Derneği. Ve çok nüfuzlu bir dernektir. Devletle ilişki halinde. Coca-Cola'dan, Microsoft'a bütün şirketler... Evet, onları da söyleyeceğim. Bütün şirketler Doğa Derneği'nin sponsoru ve destekçisidir. Coca-Cola, Nestle, bildiğiniz bütün en büyük şirketler, Motorola, Microsoft hepsi. Vahşi Yaşamı Koruma adı altında WWF diye bir organizasyon var. Bir panda ayı simgesi vardır. Genelde öyle onunla birlikte görürsünüz. Şirketlerle birebir temas halinde olan, şirket fonlarıyla bir şeyler yaptığı iddiasında bulunan ama asıl amacı yereldeki gerçek muhalefeti sönümlendirmek olan hareketler var. Şimdi emek sermaye çelişkisi daha çok metropollerde ve kentlerdeydi. Bu çelişkiyi aşmak için sistem 70'lerden beri sosyal diyaloğu kullandı. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi batarsa hepimiz batarız. Gelin uzlaşalım, diyalog içine girelim. Bırakın uzlaşmaz tavrınızı, grevleri, direnişleri gibi bir strateji izledi. Sendikaları bile içine çekti. Toplumla sermaye arasındaki çelişkiyi aşmak için katılımcı demokrasi ya da namı diğer ÇED süreçleri devreye kondu. Çünkü 80'ler 90'lardan itibaren yerele çok ciddi bir saldırı var. Yereldeki doğal kaynaklara, yereldeki çok ucuz emeğe ciddi bir saldırı var. Yerelin önünde sonunda ayaklanacağı, isyan edeceği ortada. O zaman bunun önlemini de erken almak lazım. Ben katılırım, sen katılırsın, o katılır. Biz katılırız, sizler katılırsınız, onlar kâr eder. Şu meşhur ben, sen, o, biz, siz, onlar vardır ya. Bu benim cümlem değil. Halk katılımı merdivenini ilk çözümleyen Sherry Arnstein isimli bir akademisyen 1969 yılında katılımcı demokrasi merdivenini analiz ediyor. Ve ne şekilde kullanıldığına bakıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı bir merdiven çiziyor Arnstein. Ve diyor ki bunun ilk adımında, bir en alt basamakta, bir yerel halk herhangi bir şeye tepki gösteriyor. İstemezük diyor. HES'e karşıyız diyor. RES istemiyoruz diyor. Buraya GES yapamazsınız diyor. Baraja karşıyız diyor. Bir şey diyor, bir muhalefet var ilk basamakta. O basamakta diyor bir manipülasyon çalışması başlar diyor. Ve şöyle başlar. Biz de karşıyız. Biz sana destek olmak için buraya geldik.
Biz de karşıyız. İkinci aşama terapidir diyor. Bu bir hastalık ya, karşı çıkmak. Muhalefet etmek bir hastalık ya. Buna bir tedavi yapılması, uygulanması lazım. Terapide şu yapılıyor. Ama her şeyde karşı çıkılmaz. İşte kötü olan eser vardır ama iyi olanları da vardır. Bize enerji de lazım gibi terapi yapılıyor. Üçüncü aşamada bilgilendirme. Yerel halk bilgiden yoksun olduğu için kendisine bilgi formunda sunulan her şeyi doğru kabul ediyor ve bilimsel kabul ediyor. İnandırıcı aşama başlıyor üçüncü aşamada. Dördüncü aşamada istişare. Yani sen de kararların parçasısın. Gel katıl. Biz buna ÇED diyoruz. Çevre etki değerlendirme. Halk katılımı. Zaten halk katılımı merdiveni bu. Dördüncü, beşincisi yatıştırma. İşte teskin etme, yatıştırma. Tepkilerimizi öyle değil, böyle gösterelim. Miting düzenlemek yerine başvuralım mahkemeye, dava açalım. Yatıştırma. Ortaklık. Sen bu projenin asli parçasısın. Sensiz olmaz. Yetki devre. Artık sen de benim gibi düşünüyorsun. Bendeki bütün yetkileri sana devredebilirim. Gerçekten yerel halk o noktaya gelmiştir. Artık birebir birinci basamakta karşı çıktığı şeyi savunur hale gelmiştir. Artık yetkiler o yerele devredilebilir. Ve sonunda da yurttaş denetimi. Hangi yurttaşın kim tarafından denetimi? Birebir egemenlerle aynı düşünceye gelmiş olanların hala karşı olanları denetlemesinden bahsediliyor burada da. Bunun adı halk katılımı merdiveni. Bitiyor. Sevgili dostlar, su varlıkları borulara hapsedilip kilometrelerce uzağa taşınırken, kültür varlıkları sulara gömülürken, 1600 yaşındaki Sümela Manastırı'na bile kaçak betonarme katlar eklenirken, Hasan Keyf'in bile taşınması tartışılırken ve çevre hareketleri sınıf mücadelesinden bu kadar uzakken, tarih ve doğal kaynaklar korunabilir mi? Hani koruma ve kurtarmayla başlamıştık ya, bununla da bitirelim dedik. Teşekkürler. Ben çok kısa iki tane not ekleyeyim. Bir tanesi yenilenebilir enerji diyoruz. Fosil yakıtlara hayır diyoruz. Normal tepki bu. Ama yenilenebilir enerji hangi alanda olursa olsun, yenilenemeyen doğayı doğuruyor. Yani bir yenilenebilir enerji için bir HES yaptınız, o vadiyi yok ediyorsunuz. Bir rüzgar enerji santrali kuruyorsunuz, bir tane rüzgar türbünü. O türbüne gidecek kadar olan yerdeki yüksekte yapılması gerekiyor. Genellikle de ormanlık ya da o anlamda yerler. Oraları yok ederek gidiyorsunuz. Oraya onu kurabilmek için en yükseğe. Orasını yok ediyor, doğayı yok ediyorsunuz orada. Bir daha geriye dönüşü de yok. Güneş enerji santralleri kuruyorsunuz. Çok enteresan, daha yok Türkiye'de. Bir denemesi var. Urfa taraflarında bir deneme üretimi yapılıyor güneş enerji santralleriyle ilgili. Ama Türkiye'de vilayet hangisinde ne kadarlık güneş enerji santrali kurulabilecek şeyler de belli. Megawattlara kadar belli. Güneş tarlaları kuracağız, evet, diyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Bir güneş enerji santrali veya güneş tarlaları elektrik üretimi yapabilmek için eğimin %3'ten fazla olmaması gerekiyormuş. Ben teknik birisi değilim, okuduklarımdan söylüyorum. Şimdi buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi, güneş ışığını en iyi alabilecekleri ve elektrik enerjisine dönüştürebilecekleri yükseklik de 1700 metre civarıymış. Buradaki sorunlardan bir tanesi, nasıl su giriyor işin içerisine? Bir, sulu sistemden üretiliyormuş, bir başka bir sistemle üretiliyormuş. Ama paneller hepsi cam olduğu için, yani cam ve cam türevi olduğu için onların temizlenmiş olması, yani temizlenebilir olması lazım. Suyla temizlemek durumundasınız. Başka bir şeyiniz yok. Suyu orada da kullanmak durumundasınız. Bir başka şey, işte diyelim ki Afrika çöllerinden kalkan tozların gelip şey yaptığı için verimli olmayacak. Özet, bir şeylerin peşine yıllarca takılıyoruz hepimiz. Kendim de dahil, yıllarca çevrecilik de yaptığım için bu alanlarda devam ettiğim konular var olmakla beraber. Bir şey geldi mi ve sermaye bunun arkasında duruyorsa bizim kesin kuşku duymamız gerekiyor. Yani sermaye şirketleri, sermaye temsilcileri, sermayeyle aşırı neşir olan hocalar,
işin içerisindeysen ya da bazı bilim insanlarınınla ilgili şaibeler duymaya başlamışsanız lütfen araştırın. Çünkü yenilenebilir enerjiyle ilgili şu an Türkiye'de bu GES olsun, RES olsun, HES'lerle ilgili olsun çok fazla spekülasyon dönüyor. Ama bir tek şey söylüyorum. Hepsi, siz bunu düz arazi yapacaksınız, neresi? Tarım arazisi arkadaşlar. Akdeniz'i güneş enerji tarlalarına çevireceğiz diyorlar. Bu ne anlama geliyor? Muzun ve narenciyen yok demektir. En basitini söylüyorum. Bunlar devasa paneller. Böyle yani basit bir şey algılamayalım yani. Evinizin üstüne koyduğunuz güneş paneli böyle gibi değil, öyle bir şey yok endüstriyel yani. Endüstriyel bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla yenilenebilir enerji versus yenilenemeyen doğa diye geçen sene miydi neydi hatırlamıyorum. Bir sene önce yine Praxis dergisi için böyle bir makale yazmıştım. Praxis dergisinden de ulaşılabilir. Şimdi yeni işte bir sene önce oluşturduğumuz ama çok genel olarak açmadığımız, daha da üzerinde çalıştığımız ama bugün arkadaşlarımızdan açacağı emekdoğa.org diye bir web sitemiz var. İşte bir senedir, bir buçuk senedir var. Onu harekete geçireceğiz. Bu makaleler yani su bu tarz, var. Evet, su politik de var. Supolitik.org da var. Buralarda bu tür makaleler için bizim bu anlattıklarımız şeylerin daha tabii doğal olarak daha derin toplusu, daha bilimsel kaynaklı şu su busu olan makaleler orada var. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Soru cevap kısmına geçelim isterseniz sorularınız varsa. Derviş. Öncelikle hoş geldiniz. Ben çevre mühendisliği öğrencisiyim. Ben gidiyorum, hoşçakal. Tamam, o zaman da görüşürüz. Şimdi anlatılanlar üzerinden sınıfları belli rahat bir şekilde ayırabiliyoruz. Zaten artık hepimiz kabul etmişizdir bunu. Toplum ve sermaye, işte o toplumu proletarya işçi sınıfı bir şekilde ayırıyoruz. İşte bu sınıfları biz belirledik. Ondan sonra sermayenin ne yaptığını belirledik. Denkleme, eşitsizlikleri, eşitlikleri kurduk. İşte kârı özelleştirdi, zararı kamulaştırdı. İşte doğayı meta haline getirdi. Doğayı tüketmeye başladı. Bu noktada işte yerel direnişler başladı. Zaten insanları bir şeylerin içine çekilmek konusunda Türkiye'de muhalif hareketler çok uzunca süre zorlandılar. Bugün Anadolu'daki mücadelelere bakarsak bunlar çevre tabanlı hareketler. İşte Bergama'da olsun, işte Muzur'da, Dersim'de, Karadeniz'de, işte Akdeniz'de hareketlere bakacak olursak bunlar çevre tabanlı hareketler. Bunların elde ettiği kazanımlar var. Hani şey, nokta koyduk dediği yerler var. Yani Bergama sürecini inceleyecek olursak 95'te tesise kilit vurulması falan gündeme gelmiş galiba. Daha sonra da olabilir, tam bilmiyorum. Ama bu daha sonra işte bunu 98-14 Mayıs kararı o. Danıştay kararı oydu yani. İşte 3 yıl artı eksi 3 çok çok önemli açıkçası ama. 2 sene sonra altını ürettiler ama. Yani. Evet. Anlatmak oldu mu? 2 sene sonra 2002'de de ürettiler. Beraber başladılar da şimdi bu yereldeki kazanımlar birincisi yerelde kalıyor ve kazanım olarak kalmıyor. Bir şekilde kaybediliyor. Biz bunu kaybediyoruz. Öte yandan bir de sistemin bize sunduğu bir muhalif olma kanadı var. İşte gideriz mavi kapak toplarız. Oraya buraya işte ağaç dikeriz. Yani sistem içerisinde alternatif bir şey üretiriz. Onların da argümanları şudur. Bizim enerjiye ihtiyacımız var. Biz enerji ihtiyacı yok diyoruz. Enerjimiz var diyoruz. Onun karşılığında da işte başka bir mücadele örülmeye çalışıyor. Bu da bir şekilde tıkanıyor işte. Yasal süreçlerle dava açıyoruz. 2-3 sene bekliyoruz. Sorumun özeti şu, yani çok uzattım ama nasıl bir mücadele, ekolojist mücadele örmeliyiz, nasıl yapmalıyız bunu, nasıl örgütlemeliyiz? Bir diğeri şimdi yeşil kapitalizm diye bir şey var karşımızda. A sınıfı bulaşık makineleri, çamaşır makineleri ya da MNG Holding bugün Pina Yarımadası'nı kesip orayı otellerle, golf sahalarıyla doldururken yenilenebilir kargo poşetleriyle beraber kargo sektöründe büyük bir atılım yaptı. Doğuş grubu işte Yeşil Ekran, NTV'de hepimiz yazın izlerken öte yandan Garanti Bankası'nın aldığı kredilerle HES'ler yapıldı ya da Doğuş Grubu'nun direkt inşaat şirketleri HES'ler yaptı. Biz bu adamların ellerinde medyaları da var artık, her şey de var. Biz bu yeşil kapitalizmi nasıl teşhir etmeliyiz? Yani soruyu özetliyorum, yeşil kapitalizmi teşhir etme argümanlarımız nasıl olmalı? Mücadelemiz nasıl olmalı? Örmeye çalıştığımız mücadele. Ben iki cümle kendimce hemen söyleyeyim. Yani Bergama bahsettiğim için o sürecin başında değil de belli bir şeyinden sonuna kadar içinde yer alan insanlardan biriydim o süreçte, siyanetli altın mücadelesinde. Onun için söz verdim hocam, kusura bakmayın. 98 Mayıs'ında Danıştay bir karar verdi. Kamu yararı yoktur dedi. Siyanetli altın elde edilmesinde diye bir karar verdi. Olay bitti. Yani son daire davalar, daireler kurulu kararı şeklinde biliyorsunuz.
98'de bu karardan sonra, orası 2 sene aşağı yukarı kapalı kaldı ama şöyle bir şey yaptılar. 99 yılında Ecevit TÜBİTAK'a, TÜBİTAK'taki bilim insanlarına 9 ya da 11 tane, çok emin değilim ama 9'du galiba. 9 tane söyledi ki Bergama ile ilgili bana tekrar bir ÇED raporu hazırlayın. TÜBİTAK bir ÇED raporu hazırladı. O TÜBİTAK ÇED raporundan dolayı Bergama'da altın üretim yapıldı. Konu uzun ama bir şey yaptı. Deprem yaşandı. Siz daha acısını yaşadınız burada. Depremden sonra bir deprem üst kurulu oluşturuldu. Bir baktık ki buradaki bilim insanlarının hepsi deprem üst kurulunun bilim kurulu yapıldı. Yani bir anlamda rüşvet verilmiş oldu. Yani şeylik olabilir, mevki anlamında olabilir. Parası olabilir, ben onu bilmiyorum. Ve bu yüzden açıldı. Ama nedeni şu, o zaman 98'de aşağı yukarı 600 yerde, 600 noktaya ruhsat vermişlerdi. Arama ruhsatı, bazı yerlere ön işletme ruhsatı, ön izinler vermişlerdi ve 600 yerde ve bunlar önce yerliler tarafından işte 3213 sayılı maden yasası çıktıktan sonra 85'ten sonra 85-86 yıllarında yerli şirketler tarafından alındı, bugünkü HES'ler gibi. Sonra Eczacıbaşı Holding Bergama'daki ruhsatı Eurogold'a devretti. Dedeman Holding gitti Gümüşhane'deki ruhsatı Eurogold'a, şey, Eurogold'a o zamanki adıyla Eurogold'a verdi, Cominco'ya verdi. Kafkasör'deki, Artvin Kafkasör'dekinde de Cominco'ya ruhsatı veren bir süre şeyin müdürlüğünü de yapan, temanın müdürlüğünü yapan vatandaşın yakın akrabalarından birisinin adına ruhsatı devraldı Cominco, orada onu başlattı. Ama bugün Bergama'nın dışında 6 yerde fiilen altın üretiliyor. Eskişehir Kaymaz'da, Erzurum, Erzincan İliç'te. Bunlar şu an fiilen üretiliyor ve kaynak o bilim insanlarının verdiği Bergama'da altın üretiminde bir sakınca yoktur raporu ve ÇED raporu ve özel yani hükümetin şeyiyle yapılmış bir olaydır. Yoksa yapılmaması gerekiyordu. Olay budur ama şimdi daha çok fazla alana saldırı var. Sizin buralarda neresinde var bilmiyorum ama yıllar önce biz bunun şeylerini biliyorduk. Haritamızın nerede, yani çevre mühendisleri daha iyi bilir ama şöyle söyleyeyim, işte demin de söyledim. Buradan Dereköy'den başlıyor, Bulgaristan sınırından Gürcistan sınırına kadar, Opa'ya kadar bütün o alanın büyük çoğunluğu Rio Tinto diye bir şirketin, aynı şirket Rio Tinto Artiz deniyor. O şirket şu anda da şeyi zorluyor. Ovacık dersin, Tunceli Ovacık'taki sahayı zorluyor. Orada bir sürü şeyler yapmaya çalışıyor falan filan ama o süreç 2000'de tekrar başlandı. Yani 86, 87, 85'teki mesele başka bir yere gitti. Mücadelelerle ilgili nasıl yapılmalı konusu, ben ona girmeyeyim. Gayet hocam nasıl? Öyle değil de bence bütün soruları alalım ondan sonra. Tamam. Çünkü çok benzer olabilir. İki soruyu birleştirerek cevap peki verebiliriz. Peki soruyu keser. Gerçi kessin istemem de. Çünkü bu yani hayır, mücadeleler açısından nasıl yapılmalı diye bir soru var. Yani ben onu işçi sınıfıyla bu mücadele açısından ben değil, sen anlatman gerekiyor. Anladım, zaten sendikasını yaptım diye. Peki tamam. Hepsini toplayalım da. Var bir başka soru, onları toparlayalım o zaman. Birlikte belki eklenmeyecek güzel sorulardır. Çünkü bu açabilir. Tamam. O zaman olmadığına göre ben... Tamam. Pardon, görmüyorum. Şimdi gördüğüm kadarıyla hidroelektrik sanatları yani HES'ler, RES'ler, GES'ler yenilenebilir enerji olarak görülmüyor gibi algılar. Teknolojik olarak bir şey demiyorum. Bir bitirsin arkadaşlar. Yani öyle algıladıysa ben arkadaşlar size söyledim. Pardon. Ayrıca ben Mustafa Tenger, ben kendim tanıdık. Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği'nden katılıyorum buraya. Yani bizim bildiğimiz, yani benim bilgim ışığında HES'ler, RES ve GES'lerin daha farklı değerlendirmesi gerekiyor. Suyun hani derelerin, nehirlerin üzerinden elektrik üretmekten ziyade olayın suya sahip olmak doğrultusundan geliştiğini,
Çünkü yani 1 megabayt enerji elde etmek için hidroelektrik santral kurulmasından ziyade RES ve GES sizin maliyetin daha düşük olduğunu bilgisi bize ulaştı. Yani biz o bilgiye ulaştık. Dolayısıyla bir nehir üzerine HES kurulması, bir dere üzerine HES kurulmasının amacı orada elektrik elde etmekten ziyade o suyun sahibi olmak. Daha sonraki süreçte bu suyu satmak, işte sayaçlara satmak, gelir elde etmek doğrultusunda geliştiği düşüncesindeyim. Dolayısıyla RES'leri ve GES'leri HES'lerden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. O anlamda yenilenebilir enerji de olmadığı, işte sizin dediğiniz gibi bir rüzgar enerjisi platformunun kurulmasında oradaki doğadaki tahribat veya güneş enerjisi platformunun kurulmasındaki yapılacak olan tahribat, yani HES'in kurulmasından daha farklı diye düşünüyorum. Dolayısıyla ya da burada bir alternatif sunmamız gerekiyor. Yani neyle üretelim o zaman? Mesela iki soruyu çok rahat birleştirebiliriz şimdi. Tamam. Ben yalnız şeyi söylemiştim, bakın. Dedim ki HES'lerdeki avantaj bir enerji, iki suya sahip olma, üç karbon, dört sonrasında hiçbir şey kalmazsa da ekolojik tarım ve turizm öneriliyor dedim zaten konuşma içerisinde. Şey dörtlü bir avantajı var dedim, onun için bankalar en çok krediyi oraya veriyor. Başka soru yoksa ben son sorudan başlayıp arkadaşımın sorusuna gelmek istiyorum. Şimdi yenilenebilir değil mi? Bir kere çevre hareketleri sizin hareketinizi tenzih ederek söylüyorum. Siz farklı olabilirsiniz. Ama ben bir iki slide atladım. Son bölümü daha kısa tutalım kaygısı güttüğümüz için en baştan bir iki slide atlayarak mücadelelere eleştirel yaklaştım. Tam o iki slide'daki soruyla şu anda karşılaştım. 60'larda ne talep ediyorlardı? 2000'lerde bu nasıl değişti? Neden değişti? 2000'lere kadar çevre hareketleri yenilenebilir enerji başlığı altında HES'leri de tanımlıyor ve savunuyorlardı. Bütün dünyadaki çevre hareketleri için konuşuyorum. Hareketinizi tenzih ederim. Belki siz kuruluşunuzdan beri böyle bakmıyordunuz. Bunu bilemem. Ama hepsi dünyada gelişen HES karşıtlığıyla birlikte HES'i yenilenebilir enerjinin dışına çıkarmayı tercih ettiler. Çünkü toplumdan çok ciddi tepkiler aldılar. Yani siz nasıl çevrecisiniz? HES'e nasıl onay verirsiniz? Halbuki çevrecilerin inisiyatifinde olan, onlara verilmiş bir izin değildi. Yani siz belirleyin hangisi yenilenebilir enerjidir, hangisi değildir denmedi. Sistem kendisi bunu belirlemişti 100 yıl öncesinden beri. Yenilenebilir enerji, HES, RES, GES diye sıralamıştı. Çevreciler de bunu olduğu gibi benimsemiş. 2000'lere kadar bu listenin tamamını savunmuşlardı. HES'ler çok ciddi sorun yaratınca HES'leri dışına alıp sizin söylediğinizi yaptılar. Ve dediler ki rüzgarla GES'i, yani rüzgar ve güneşi hala savunuyoruz, jeotermali. Hala bunlar yenilenebilirdir ama HES başka bir şeydir demeye başladılar. Ben iddia ediyorum, burada hepimiz bir aradayız. Çok değil 5 sene sonra. Bugün Türkiye'deki çevre hareketleri ve dünyadaki çevre hareketleri RES'lere ve GES'lere de karşı çıkmaya başlayacak. Nedeni şu. İnsan emeğinin üretimi kapitalist toplumlarda iki ayrı, çok birbirinden farklı biçim altında olabilir. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. İçinde yaşadığımız toplumsal düzeneğin sonucu yapmak zorunda olduğumuz. Şöyle bir örnek vereyim. Ben evde yemek yaparım, karnımızı doyururuz, çok temel bir ihtiyacımızı gideririz. Ben yemek yaptım diye ne Selim ne ben zenginleşmeyiz, sermaye filan da biriktirmeyiz. Hatta yemeğin malzemesini satın almak için metalarla yapıyorum o yemeği. Mevcut bütçemizden bir de harcama yapmış oluruz. Yani yoksullaşırız yemek yedikçe. Yemek yaptıkça ve yedikçe. Ama ben aynı işi, birebir aynı emeği sarf ederek profesyonel bir restoranda ücret karşılığı yapmaya başladığımda harcadığım emek aynıdır. Arada hiç fark yok. Aynı gaye yapıyor, aynı yemeği yapıyor. Aynı malzemeleri kullanıyor, aynı lezzette bir üretim var. Fark hiç yok. Bir tek fark ben onu ücret karşılığında sermaye biriktiren bir restoran için yapıyorum. Ve benim yaptığım o yemek yine birilerinin karnını doyuruyor ama restoran sahibini de sermaye biriktirmesini sağlıyor. Şimdi bunlardan Selim'le kendim için pişirdiğim yemek bir kullanım değeridir. Restoranda pişirdiğim aynı yemek bile olsa bir değişim değeridir.
Şimdi biz yenilenebilir enerjiyi yıllarca biz de savunduk. Ama farklı bir biçim altında savunduk. Bir kullanım değeri olarak savunduk. Nitekim o dönemde bütün dünyada da Türkiye'de de bir kullanım değeri olarak üretiliyordu. Endüstriyel değildi. Bugün farklı bir şey yaşanıyor. Ve biz bunu Yeşiller grubuna anlatamıyoruz. Diyoruz ki biz de sizin gibi bakıyorduk, biz de sizin gibi düşünüyorduk. Savunduğumuz başka bir şeydi, bugün yapılan başka bir şey. Bakın resler gesler bugün tehlike gibi görünmüyor. Ama biraz dikkatli bir göz, aydan aya eğer karayoluyla seyahat ediyorsanız, her ay sayılarında, rüzgar güllerinin sayılarındaki artışı görebilir. Azıcık dikkat yeterli bunun için, minicik bir dikkat. Artsın ne olacak diyebilirsiniz, biz henüz bilmiyoruz. Birincisi, bitki örtüsünü ve toprağı kullanamıyorsunuz res yapılan bölgede. Tozlaşma bitiyor. Bunu bilim adamları söylüyor. Çevre mühendisleri söylüyor. Ben onlardan öğreniyorum. İkincisi, çok daha önemli bir şey. Rüzgar gülünün arkasında kocaman bir şey var. Çok büyük bir, ne diyeyim ona? Gülün takılı olduğu mekanizma diyeyim. O mekanizmayı döndüren çok zehirli bir kimyasal var. Öldürücü. Çin'de kitlesel ölümler başlamış durumda. 5 senedir. Radyasyon yayıyor. Kanser ucuz yapıyor. Olduğu için o madde kullanılıyor. Ve başka bunun çaresi de yok. Daha ucuzunu, daha iyisini de bulamamışlar. Ya oradaki mekanizma kimyasal yağ... evet, o işin şey. Kayganlığı sağlayan, yani dönmesini de şey yapan... sağlayan onun, onun açığa çıkmasını verdiği bir şey. Uluslararası hakemliği taranmış dergilerde okuduğum makalelerden öğrendiğim şeyler bunlar. Ve bunları da bir makalede derleyip yayınlamak istiyorum. Ciddi bir arşiv oluşturdum. Çünkü Türkiye'de bu hiç bilinmiyor. Rüzgar, güneş bunlar çok yararlı şeylermiş zannediliyor. Artık bir şey daha olacağım daha çok konuşmamız. Adı da var ama şu an hatırlayamıyorum. Yani o maddenin adı var. Etkili olan Shadow Syndrome mu deniyor? Yok, yok dediğim doğrudan kanser yani uşağı. Yani kuşlarla ilgili asbest falan da bir şey var. Bence daha önemli bir şey var. Bu karbon mekanizması ile ilgili, yani mesela rüzgar santral güllerini ya da güneş panellerini üretirken harcanan doğal ham maddeler ya da bunları üretirken harcanan enerjilerin öbür taraftaki karşılığı hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Mesela bununla ilgili çalışmalar var. Evet. Hani neyin yenilenebilirliği, mesela bu çok önemli bir tartışma. Neyi sürdürülebilirliği. Evet. Yani orada da sonuçta ham madde harcıyorsunuz ve sürekli bir enerji tüketimi var aslında onları üretmek için. Dolayısıyla bu da tartışmalı bir alan yani. Aslında bu tür olaylara soyutlamayla bakmamız lazım. Bize şu mu dendi? Rüzgar, güneş, hidroelektrik, enerji bunların tamamını piyasaya açıyoruz. Artık piyasa ve şirketler tarafından bunlar üretilecek. Çok basit bir soyutlama yapacağız. Bütün şirketler sadece rüzgar gücüyle enerji üretmeye başlasa. Basit bir soyutlama bu. Türkiye'de enerji üretiminin tamamı rüzgara bağlansa. Bu ülkede yaşam şansının kalabileceğini düşünüyor musun? Alan kalır mı? Alan kalır. Yaşamaya ya. Alan kalmayacak ki. Öyle düşünün. Bakın Türkiye'nin bütün enerjisini buradan sağlar. Dolayısıyla metalaşma sürecine böyle bakmamız gerekiyor. Çünkü kullanım değerlerinde üretim niteliklere, kaliteye odaklanır. Ben Selim'le birlikte yapacağım yemeğin benim için kalitesi, bizim sağlığımıza uygunluğu benim için çok değerlidir, çok önemlidir. Ama restoran sahibi aynı anda kaç tencere pişirebileceğime bakar. Yani niceliktir önemli olan, miktardır. Onun için olabildiğince çok yemek yapılması gerekir. Daha sonra o yemekleri satabileceği müşterileri kışkırtacak reklamlarını yapar. Kapıya bir tane çığırtkan koyar, müşteri çağırır, içeriye sokar, satmaya çalışır. Ama önce çok üretmektir hedefi. Şimdi enerji üretiminde de aynı şey. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi bunların hepsi şirketlere açıldığında artık şirketler hiç ihtiyaç düşünmeden, acaba bu toplumun ne kadar enerjiye ihtiyacı var, bunu düşünmeden aşırı derecede enerji üretmeye başlayacaklar. Çünkü birikimin temeli orada. Sermayeyi biriktirebilmenin tek yolu bu. Onun için TÜSİAD ne dedi Selim? TÜSİAD açıkça söylüyor. Diyor ki, biz bugüne kadar enerji üretmeyi bilmiyorduk. İhtiyaç ne kadarsa devlet o kadar üretiyordu, bize de ihtiyacımız kadar veriyordu. Şimdi artık neyse ki diyor, durum değişti, başka bir şey yapıyoruz. İhtiyacımızın çok üzerinde enerji üretebilecek. Satmak istiyor. Yani hocam aslında şöyle bir durumun şey farkı burada. Sizin söylediğiniz galiba bu sorunun cevabı olacak. Şimdi suyu metalaştırmanın yolunu çok uzun bir süre dönem önce buldular. İşte hidroelektrik santrallerinde bunun karşılığını görüyoruz.
Ama şimdi havayı metalaştırmak su kadar kolay değil. Kesinlikle. Yani akışkan bir şey, bütün atmosfer. Hani bunu böyle çitlemek, bu benim havam. Şu yani bir balona koyup pazara gitseniz kimse almaz. Evet, bunu metalaştırmak bu kadar kolay değil. Bunun yolunu şeyde buldular. Kirli cin üzerinden. O oradan buldular. Şimdi daha kolay bir yolunu bulurlarsa, rüzgar enerjisiyle ilgili, güneş enerjisi mesela, şuraya gelen güneş benim karışamazsın dediği anda, yani daha da piyasalaştığı anda hocamızın söylediği şeyle karşılaşacağız aslında galiba. Aslında kesinlikle haklısın. Bana söylemediğim bir şeyi, unuttuğumuz bir şeyi hatırlattı. Biz diyalektik düşünmeyi de unutmuş ya da hiç öğrenmemeyi tercih etmiş, seçmiş bir toplumuz. Dünya halkları, bütün toplumlar için söylüyorum. Kirliliği satıyorlar diyoruz. Atmosferdeki kirliliği. Ve bu bize doğru görünüyor, böyle okuduğumuz için. Halbuki şöyle düşünün. Ne yapıyorlar? Atmosferdeki emisyon miktarlarını ölçüyorlar. Dediler ki bu sene temiz havanın %12'si kirlenmiş yani. Emisyon oranı %12. Tersten okuduğunuzda bu nedir? Temiz hava %12 azalmış. Temiz hava 88'e düşmüş. Bu bir ters okuma değil mi? Şimdi böyle okuduğumuzda yaptığı şeyin soluduğum havayı satmak olduğunu kolayca görebiliriz. Bunun için biraz diyalektik bir düşünce sistematiği yeterli. Çok basit bir düşünce. O bana diyor ki sen üzülme, ben kirlenen havayı satıyorum. Havayı hem kirletiyor, hem bu sefer satıyorum dediği anda aslında bütün doğa kaynaklarını piyasaya açıyor ve yok ediyor. Bizim bütün ormanlarımıza şirketlerin girdiğini düşün. İstedikleri üretimi, Kyoto öyle istiyor çünkü. İstedikleri üretimi yapabildiklerini hayal edin. Geriye orman kalır mı? Temiz havayı üreten merkezdir orman. Geriye bir şey kalır mı? Kalmaz. Şu anda böyle bir noktadayız. Peki biz bir alternatif sunmamız gerekmiyor mu? Alternatif sunuyorum. Bunu ilk defa suyun ticarileştirilmesine hayat platformunun atölye çalışmasında 3 sene önce söyledim. Orada devrimci örgütler falan da var. Yani sadece çevre mühendisleri, ziraat mühendisleri değil. Bayağı kendilerinin adları bile devrimci olan. İşte biliyorsunuz dergi grupları, devrimci örgütler var. Ne söyleseler olmaz diyorum, o oraya gider. Ama ikna da oluyorlar her söylediğime. O zaman şunu isteyelim, olmaz diyorum, onu demek buraya gider. Ne isteyeceğiz hocam dediler. Dedim çok basit, kullanım değerlerini talep edeceğiz. Devrimci arkadaşlardan biri kalktı dedi ki, hocam onu önce bize bir öğretin, nedir kullanım değeri? Arkadaşlar şoka girdim. Sizler mühendis arkadaşlar bunu bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal. Sıradan insanlar bilmek zorunda değil. Bu çok normal. Ama adı devrimci bilmem ne bilmem ne bilmem ne olan bir örgütten bir arkadaş çıkıp kullanım değerini önce bize anlatıp öğrenelim. Senin karşılaştığını bilmiyormuştum. Arkadaşlar belli şeyler var ki toplumun masasındaki ekmeği suyu haline getirmek zorundayız. O kavramları anlatmak zorundayız. Çünkü genlerimize, kodlarımıza kadar girmiş piyasa, metalaşma döngüleri. O kadar alışmışız ki otomatik bir şekilde içiyorsak suyu bir bedeli olacak. İlk ağzımızdan çıkan bu. Neden? Neden olmak zorunda? Neden parayla satılmak zorunda? Commons'dı ya bunlar, ortaktı ya bunlar. Tüm halkların malıydı ya bunlar. Tüm doğanındı ya bunlar. Neden öyle olmak zorunda? Hiçbir şeyi bedelsiz, parasız düşünemez hale geldik. Toplum olarak. Ama bu alternatifleri artık önümüze koymak, tartışmak zorundayız. Ve mücadeleyle ilgili. Ben bunun reçetesini verebilecek biri olduğumu düşünmüyorum ama kendimce eksik gördüğümü, yani bu mücadelelerde ne yanlış yapılıyor, belki onu söyleyebilirim. Ne eksik yapılıyor, belki bunu söyleyebilirim. Bana göre doğa ve ekolojik sistem için verilen mücadele her zaman doğası itibariyle antikapitalist mücadelenin içinde olması gereken bir şey. Ondan yalıtık, ondan ayrı değil. Onun içinde, onun parçası olması gereken bir şey. Sakın bana bu noktada şunu söylemeyin hiçbiriniz. Ama Sovyetlerde de bu böyleydi. Bunu demeyin. Sovyetlerde eğer gerçekten sosyalist bir rejim 90'lı yıllara kadar sürmüş olabilseydi zaten bugün yıkıldığını tartışıyor olmazdık. Orada yıkılan sosyalist sistem miydi? Belki önce onu tartışmamız lazım. Yıkılan neydi belki konuşmamız lazım. Dolayısıyla bana onu söylemeyin.
Evet, orası da. Sovyetler de kapitalizme öykünen üretimleriyle Aral'ı bitirdi. Aral bir denizdi. Sonra göl dediler. Şimdi o da kalmadı. Ama benim çocukluğumda Aral denizdi. Daha ucuz pamuk üretecekti Aral adam. Amerika ile rekabet edecekti pamukta. Onun için Aral'ı bitirdi. Yani neyse. Dolayısıyla ben gene ısrarlı bir şekilde söyleyeceğim. Yarış var mı? Teker mücadelesinden Hasankeyf mücadelesini ben ayrı tutmuyorum, ayrı görmüyorum. Peki bu mücadeleleri nasıl birleştirmemiz lazım? Ben bu mücadeleleri birleştirmek, her mücadelenin özgün bilgisini diğerlerine aktarmakla, bir network oluşumuyla mümkün. Ama bu network'te de masal okumayacağız. Ciddi ciddi gerçekliği anlatacağız ve gerçekliği bugüne getirerek anlatacağız. Ben kullanım değerlerini anlatmak için Marx'tan cümleler kullanmadım size. Birebir, doktor olabilirsiniz arkadaşlar, hekim. Kendi evinizde çocuğunuz hastalandığında onu alıp hastaneye mi götürürsünüz? İlk muayenesini, ilk yardımını, ilk tedavisini evde siz mi yaparsınız? Kendiniz yaparsınız. Bunu yaptığınız, çocuğunuzu iyileştirdiğiniz için zenginleşir misiniz? Aynı işi ertesi gün gidin özel hastanede yapın, ücret karşılığında hastanenin sahibi zengin olur. Bu kadar basittir kullanım değerlerini topluma anlatmak. Anlaşılmaz bir şey değil söylediğim. Ve sadece bu değil tabii. Başka kavramlar da var, başka gerçeklikler de var. Görmelerini sağlamak zorundayız. Örneğin Erzurum'da donan gölde ölen 5 işçi, 5 güvencesiz elektrik işçisi. Gözlerimizin önünde naklen ölüm izledik geçen kış. Dünya izledi onu. Hepimiz gördük, ölürlerken gördük, ölmemişler değiliz. Kesintiyi şey yapmak için... Gölün ortasındaki bir elektrik direğini tamir etmek için yani, deniz bisikletiyle... Deniz bisikletine gittiler, boğuldular ya 5 kişi. Buzlanmış otu diyeceğim geliyor ama neresiydi unuttum. Erzurum'da bir baraj göledi. Herkes neden bir helikopter sağlanmadı dedi. Ben farklı bir şeyi sorguladım. Gölün ortasında elektrik direğinin işi neydi dedim. Çünkü ben, sonra göl yapmışlar, ben baraj yapmışlar. Su mücadelesine aktif katılan biriyim. Ben oradaki işçilerin ölümüyle oradaki doğa katliamı arasındaki ilişkiyi kurabiliyorum. Orada önce doğa katledildi, işçilerden önce. Yerleşim yerlerinin üzerine su çekildiği için baraj gölünün ortasında bir elektrik direği kaldı sap gibi. Asıl sorun o elektrik direğinin orada olmasıydı. Helikopterin ulaşamaması değildi. Ama bütün toplum bunu niye bir helikopter ulaşamadığı yerini oradan tartıştı. Çünkü oradan verdi. İşte biz yerele bunun bilgisini ulaştırmamız lazım. Baraj mücadelesi yürütenlere Erzurum örneğini anlatmamız, bunun sınıf mücadelesinden ayrılmaması gerektiğini göstermemiz lazım. Bana göre, naçizane. Peki siz kendi pratikteki tecrübenize dayanarak tekel işçilerini Karadeniz'deki bir HES direnişine çekebileceğinizi, davet edebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani bunu anlatabileceğinizi. Evet, evet. Ben o kadar kesinlikle mümkün değilim. Düşünüyorum. Şimdi zaten demin ben konuşurken bir şey örnek verdim. Yani realiteydi aslında, Türkiye realitesiydi. 1970 yılındaki nüfus demografik olarak değişimi söylemiştim. Şimdi HES bölgelerinde, RES bölgelerinde ya da GES bölgelerinde, daha doğrusu Türkiye'nin kırsallarında yaşayan insan 4 kişiden 1 kişiyiz. Diğer 3 kişisi şehirlerde. İster işçi olsun, ister işsiz olsun, ister memur olsun, ister ne olursa olsun. Ama bizim her 4 insandan bir tanemiz yalnızca kırsalda kalmış. Ve diyoruz ki bütün bu büyük yapıyla sen boğuş. Ya sahip çık derene diyoruz buradan. İşte sen nasıl sahip çıkmıyorsun ormanına diyoruz buradan. Ne zaman ki şehirde oturan işçi, memur, ne ise işsiz, ne var ise, ne zaman ki Hopa'nın bilmem ne deresindeki ya da Fethiye'nin bilmem ne nehrindeki sorun kendi sorunudur, biz bunu ancak böyle çözeriz. Yoksa biz buradan gidip orada bir de insanlara akıl vermeyi Gaye Hoca anlattı. Katılımcı demokrasi merdiveniyle zaten akıl verenler gidiyor. Akıl vermek değil. Bize bir arkadaş geldi. Peri Vadisi'nden bundan bir ay önce bir muhtar. 3 kişi varmış köyde. Yani 3-5 kişi varmış köyde. Dedi ki ben dedi bedel ödemeyi göze alacak 50 kişi istiyorum dedi. Platform toplantısına geldi. Böyle
15'te bir yapılan su platformunun toplantıları var. Ben dedi beden ödeyecekliği 50 kişi istiyorum dedi. Nereye istiyorsun dedik Muhtar? Peri Vadisi'ne. Bu yazın çadırlarla saldırdılar ya orada bu limaşın, limak mıdır nedir onun şantiyelerine. Şimdi adam diyor ki bana 50 kişi lazım diyor oradan evet tutacak bedel ödemeyi göze alacak adam lazım diyor. Muhtar gelmiş ya Muhtar bir dakika sakin ol. Adam ama kalkmış şeyden Nazimiye'nin bilmem ne köyünden geldi buraya. Çare arıyor. Biz ne yapıyoruz? Ya biz belki 2-3 kişi tespit için geliriz. İşte bir bakarız, işte gözlemleriz, bir rapor yazarız falan. Mektupla aşı yaparız diyoruz adamı. Yani biz sana gelip burada koluna aşıyı vuramayacağız da sen bize yaz derdini biz sana bir mektup gönderelim aşı bulur diyor. Şimdi dolayısıyla ama Söğüt Sinerleşmesi'ne ait platformu olsun biz su politik çalışma grubu olarak üretmeye çalışıyoruz, yapıyoruz. Bir sürü her konuda herhangi bir duyarlılık gerektiren bir konu varsa mutlaka bizim derneğimiz, vakfımız var bu ülkede. Ama bir şey de yok. Şöyle bir ortak örgütlenme sağlanamıyor. Sendikalarda da yok. İşçi sendikalarda da yok. İş kolu sendikacılığı şeklinde gidiyor. Öteki ötekinin işi bana hocam. Tekel işçilerin SEKA zamanı neredeydi? Örnek söylüyorum bunu. Bilmem ötede bilmem ne yapılırken öteki işçiler neredeydi? Onlar bize dokunmayın lan bir yaşasın yaşattılar ama hepsi gitti. Şimdi aynı şeyi biz yaşıyoruz. Biz şimdi oturup şurada Bartın'da termik santral bilmem nerede HES kurulurken biz burada oturuyorsak yani biz orası için bir tehlike görmüyorsak o sana gelecek ya. Sorun buradadır ve biz zaten terk ettiğimiz yerlerde bıraktıklarımız dörtte birimiz. O insanların oralarda yapabilecekleri şeyler sınırlıdır ve yaptıkları mücadele yani Türkiye'de çevre mücadelesi anlamında söylüyorum. Veyahut da o insanlar orada kendi küçük mülkiyetlerini savunuyor aslında. Bir kısmı babadan dededen yadigar diye bakıyor, bir kısmı doğa şeyi savunuyor, doğayı savunuyor ama totalde baktığımız zaman o insanların hepsi özel, küçük özel mülkiyetlerini savunuyor. Ve biz onlara, onların özel mülkiyeti için değil, biz o doğa da dahil, nerede ne varsa savunmak durumundayız. Arkadaşım, ben sermayeye, sen onu değil böyle yap falan deme lüksüm yok. Zaten o bana, benden onu beklemiyor. Ama diyor ki ben senin ağzına bir sakız vereyim. Tamam ona karşısınız buna karşısınız. Peki kardeşim siz neye karşı değilsiniz diye 101. dereceden bir adamını bize soru sordu diyor. Sana da onu sordu diyor çevreci olarak. Sana geldiği zaman ekoloji kolektifine veya ekoloji derneğine. Diyor ki tamam kardeşim her şeye şeysin falan da bir tane de çözüm söyle. Canım her şeye sen karşısın bir tane çözüm söyle. Söylüyoruz. Net. Ben yalnızca kullanım değeri olarak ESTE üretirim. Bak ESTE kurarım, RESTE kurarım, GESTE kurarım. Ama sisteme devam, yani sistem devam etsin diye bana buradan bunu yapıp Amerika'da adam kayar gazından doğal gaz üretip satacağını ve bunun için büyük olacağını düşünüyorsa ben sisteme bu anlamda bir destek olmam. Benim işim değil sisteme öneri yapmak. Ben öneri yapacaksam emekçilerle beraber bütün halka yönelik bir öneriyi örerim. Başarırsam kendi önerimi gerçekleştiririm. Ben sisteme ne öneri yapayım ya? Hiç böyle bir zorum yok. O zaten benim bir sürü bilim insanımı zaten bana ihtiyacı yok. Sana da ihtiyacı yok. Ama şunu yapıyor. Zaten bizim bilim insanlarımız almış. Onlara zaten yaptırıyor. İstediğimiz gibi yaptırıyor. Bir de solda bildiğimiz insanlara da yaptırıyor. Şimdi garip tarafı. Ben şimdi şunu anlamak istiyorum. Elbette ki şimdi bak sizin dediğiniz de ciddi bir şey yani. Çevre örgütü olarak size bunu dedirtiyor diyorsunuz. Yani hep bana size demiyor, yani bana dedirtiyor. Fark etmez, sana dedirtiyor. Ne fark eder? Sen ben diye algılama. Yani konuşma tarzından kaynaklanıyor. Yani sen ya da ben arasında hiçbir fark yok. Tamam, oturuyor, ben 101. dereceden birisini bana gönderiyor. Ya tamam da abi bak iyi diyorsun, kolay diyorsun. Ya bu sorular çok soruldu diye. Sana da sorulmuşsun, bana soruluyor. Ben şunu anlamak istiyorum. Ben neden zorunda mıyım şimdi, ya? Yani kusura bakmayın. Yani sonuçta bizim de şöyle bir derdimiz var tabii yani.
çevre sorunlarını yanımızdaki arkadaşlarla paylaşmak veya yanımızda olmayanlara aktarmak gibi bir misyon düşünmüşüz. Onu yapıyoruz zaten. Dolayısıyla şimdi elbette ki çevre sorunlarının asıl nedeni ta kendisi kapitalizmdir. Ama bu arada şunu da işte ben anlamaya çalıştığım şu. HES'ler, RES'ler, GES'ler aynı platformda görüyorsunuz. Benim anladığım o. Senelerce herkes öyle gördü. Bu. Çevreciler de öyle gördü. Şimdi ben kişisel düşüncem, ben dernek adına konuşmuyorum. HES'leri bundan ayırıyorum. Nedenim de şöyle diyorum. Suyun tamamen hakim olmak, suyu parayla satman nedeniyle elektrik üretme bunun yanında bir hikaye diye görüyorum. Elektrik ama tarlalarını alacak Türk Akdeniz'de. Tarlasını sulamak için suyu satacak. Hayır hayır öyle değil. Suyu bütün satacak. Tarlaları adam şey yapacak. Güneş enerji panelleriyle dolduracak. Bütün dağların, tepelerin hepsini RES'lerle dolduracak. Peki ne fark ediyor? Tarlayı bilemem. 1700-1800 rakımlarda işte kayalıkların üzerine tabii ki o kayalık olması falan lazım. Yok diyorum. Yalnızca %3 eğim gerekiyormuş diyorum. Ben. Neyse yani ben yani, bir şey kesmek istiyorum diye. Fazla uzatmak istemiyorum kendi adıma. Dolayısıyla aynı şeyi görüyorum. Ama bütün bunları bir kenara bırakalım. O zaman şu soru bize sorulduğunda işte biz HES'e karşıyız, GES'e karşıyız, RES'e karşıyız. Bir vatandaş amacımız bu kapitalizmin yaptığı problemleri, dünyada yarattığı sorunları halka anlatmak değil mi? Bu konuda bilinçlendirmek değil mi? Evet. Bu soru sorulduğunda bize nasıl üretelim enerjiyi diye bir soru geldi bize. Yani enerjisini yaşayabiliriz tabii ki. Bak yani teknolojik olarak ne karşı olmadığımı söyledim. RES'e de, GES'e de, HES'e de teknik anlamda söyledim. Bak dedim ki bunu üreten bilim insanları, bunu üreten mühendisler, her kimse, ben o teknolojiye karşı değil, insan olarak söylüyorum. Şimdi o teknolojiyi ben kimin için kullanıyorum? Çünkü adam beni kirli üretimleri için benim doğamı da, benim suyumu da, her şeyimi de yok ediyor. Hangisi? Çünkü orada başka bir şey söylemedik. Sistem şöyle işliyor, karbon ticaretinde. Diyelim ki, yuvarlak bir hesap söylüyorum. 35 milyar metrik ton, 35 milyar metrik ton bir yılda atmosfere salınan karbon bileşikleri. Türkiye bunun %1'i yaptığı için 35 milyar metrik ton diyor. Şimdi adam diyor ki ben bu üretimi yapacağım. Ama diyor ki 7500 doların altında ülkem var. Ben diyor göndereceğim kirli çimentoyu Türkiye'de ürettireceğim diyor. Şimdi Türkiye'den alacak, onu getirecek, başka bir yere koyacak. Ama bunu yaparken şunu diyor. Diyor ki ama bir taraftan da ben temiz enerji, yenilenebilir enerji de yapayım. Karşılıklı ben onu oradan kirletiyorum, buradan da ödüyorum yapmaya çalışıyor. Yani kirletebildiğimi, adamlar kirletebilme hakkı için yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor şu an. Kirletebilme hakkını kullanmak için. Bu kadar basit. Ya senin sanıyorum şöyle Neyse. Bir farklılık da var. Her sorunun bu toplumda iki cevabı var. Sistem içinde kalarak çözüm arayabilirsiniz. Tabii. Onda herkes özgür. Bir de bizim yaptığımızı yapıp, sistemin dışına çıkıp, ona muhalif bir tavır alarak, onu sorgulayarak çözüm önerinizi yaparsınız. Dolayısıyla zaten durduğumuz yerler aynı değil. Alternatif sunmadan. Pardon. Ben alternatif sunuyorum. Siz beğenmiyorsunuz. Sorun orada. Ben alternatif sunuyorum. Çok net benim sunduğum alternatif. Ama enerji olarak sunuyorsun demek. Enerji olarak da sunuyorum. Sordum işte. Enerji olarak da sunuyorum. Hatta örneğini veriyorum. Mesela diyorum ki ben de destek veriyordum. Öyle olsun halen veririm diyorum. 90'lara kadar hepimiz bütün HES de dahil yenilenebilir enerjiyi de destekliyorduk. O şekilde yapılsın destek vereceğim diyorum. Ama bugünkü formuna karşıyım diyorum. Bu kadar ne alternatifim. Ama suyla kamusal ilgili daha ileri yani gidiyorum. Olay kamusallıktan suyla ilgili bir adım öteye gidiyorum. Enerjiden farklı düşünüyorum. 90'lara su kaynakları sadece kullanım değeri, üretimi için kullanılıyor. Kamusaldı, devletlerin elindeydi. Küçük ölçekliydi. Küçük ölçekliydi. Başka bir metalaşmamıştı. Yani, kullanım değeri evet, üretiliyordu. Evet. Kullanım değeri üretiliyordu. Ya da sanırım şunu sorgulamak lazım. Çok güzel bir tartışmadı. Malum bir süre kısıtımız da var maalesef. Kısaca varsa soruları hemen topluca alalım. Çok da fazla şey yapmayalım. Ama bir şey söylemek istiyorum. Halk katılımı merdiveninde belki şuna daha gidebiliriz. Manipülasyon ve bilgilendirme kısmına medya ve siyaset bağlamından bakacak olursak devletin biyoloji aletlerinden bir tanesi belki de medya ve eklemlenmiş medyadan da zaman ve yeni şafak gazetelerini buna örnek verebiliriz. Son 3 yıl ki haberlerine baktığım zaman
baktığımda yani şunu gördüm ben. Hiçbir HES inşaatındaki işçinin yani onların başına gelen kazalardan bahsetmiyor. Sadece kaç kilowatt saat enerji üretileceğinden bahsetmiş. İşte zenginlikten bahsediyor. Zenginlikten bahsediyor. Şu kadar gelişeceğiz, şu kadar kalkınacağız. Bir de ihaleye giren şirketlerin ihaleyi işte ne yaşadıklarını falan anlatmış. Belki de hani bunu ekleyebilir miyiz bilgilendirme sözüne halkın? Çünkü o gazeteler benim apartmanıma her gün 5-6 tane kapıyı atılan gazeteler. Ya apartmanda kimlerin aldığını, kimlerin okuduğunu biliyoruz yani el değiştiriyor. Yani ve böyle zannediliyor şu anda. Kesinlikle çok doğru bir şey. Ben aynı zamanda Türkiye'de güvencesel hareketi diye bir hareket var. Kuruluşundan beri o hareketin içinde de çalışıyorum. Geçtiğimiz 1 Mayıs 2012'de Taksim'e yürürken taşıdığımız dövizlerden birinde de şunu yazdık. Barajlarınız sadece örgütsüzleştirmiyor, sendikal barajları kastederek. Aynı zamanda öldürüyor dedik. Altına da Erzurum'da Dolmuşgöl'de ölen 5 işçi yazdık imza olarak. Şimdi bu işçi hareketine taşınan bir mesajdı. Ey işçi hareketi, bu ülkedeki ekolojik sorun aynı zamanda senin sınıfsal meselendir diyen bir mesajdı. Bu aynı zamanda ekoloji hareketlerine verilen bir mesajdı. Ey ekoloji hareketleri, senin sorunun kesinlikle sınıfsal bir meseledir diyen. Dolayısıyla bizim biraz daha belki yaratıcı olmamız gerekiyor. Bütün her iki taraf için de söylüyorum. İki tarafı da çok eksikli ve kusurlu görüyorum. Yani sorun sadece ekoloji hareketlerinde değil. İki tarafta sürekli birbirini dıştalar vaziyette. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben de şunu ekleyecektim hocam. Başka bir şey soracak olan yoksa eğer. Şimdi benim okulumdaki laboratuvar araç gerici eksikliği sorunundan tutalım tekel içleri işte Karadeniz'deki Anadolu'nun tamamındaki HES sorunu. Bunların hepsi bir sistem sorunu. Biz bunu kabul ettik. Ama bu Türkiye'nin de enerji ihtiyacı var diye hani karşımıza bir argüman geldiğinde artık hani şöyle bir soru sormak gerekiyor bana kalırsa. Şimdi bu HES yatırımını yapanlar acaba ne düşünüyorlar? Yani biz çalışırken para kazanmak isterken evimize ekmek götürmeyi işte ev almayı falan uman insanlarız. Ama bu milyonlarca dolarlık kredi çeken insanların muhtemelen çok büyük mal varlıkları var. Acaba bu adamlar yani hakikaten Türkiye'nin enerji ihtiyacını mı düşünüyorlar? Yani elektrik üretelim de bu insanlar elektrik kullansın diyorlar. Yoksa çocukları açlıktan yorgan mı kemiriyor evde? Hani bunu sorgulamak lazım. Bu işin ahlaki boyutunu sorgulamak lazım. Bunu sorguladığımız zaman zaten herhalde bu yenilenebilir enerjinin nereye ulaştığını görüyoruz. Bir de şurası çok önemli. O yereldeki insanlar, bu konuda mücadele yürüten, elini taşın altına koyan insanlar, gerçekliğin bilgisine sahip değil. Şu anda siz 2 saattir konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Temiz havanın metalaşması ve bunun barajlarla, HES'lerle olan ilişkisini dinlediniz. Siz yereldeki mücadelelerin bu bilgiye sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Onlar hepsi ülkenin kalkınması için enerji lazım. Buna karşı mücadele etmek ne kadar zor. Biz kalkınmaya karşı çıkmış oluyoruz diye bakıyorum. Halbuki onlara söylense, bunun ne ülkenin kalkınmasıyla ne enerji üretimiyle ilişkisi yok. Bu başka bir şey. Bunu anlatmak zor da değil. Ama bu bilgi oraya ulaşmıyor. Belli güçler var, ulaştırılmıyor. O güçler engelliyor sizi. Mesela yereldeki mücadele, gayeyi selimi değil, bunu anlatmayacak kişileri çağırıyor. Çünkü o güçler bunu yapmalarını sağlıyor. Onlar da gidiyor diyor ki enerjiye çok ihtiyaç var. Bakın buna karşı çıkarsanız siz vatan haini ilan edilirsiniz. Gerçekten hele Türkiye koşullarını düşünün. Öyle değil mi? Ülkenin kalkınmasına karşı çıkmak vatan hainliği gibi bir durum. Halbuki gerçeklik anlatılsa çok daha direngen olurlar. Çok daha rahat karşı çıkarlar. Yerelde bir enerjinin doğada oluşturduğu tahribatlara mı karşı yoksa özel sektör tarafından yapıldığına üretildiğine mi karşı? Bir meta, bir piyasa malı olarak üretilmesine. İkisi ama aynı şey bir, değil. Doğaya olan tahribata karşı değil. Hayır, zaten piyasa malı biçiminde üretildiğinde doğayı yok ediyor. Geri dönülmez biçimde ama yok ediyor. Ama devlet tarafında bu iş finanse edilse yine aynı. Sonuçlar. Devlet tarafından evet, finanse edilse de metalaşabilir. Sonuç, devlet bir güvence değil. Değil mi yani? Devlet değil güvence. Yani 1990'a kadar devlet tarafından yok. O,
o döneme kadar bunun bir kullanım değeri olarak verildiğini anlatmak için verilen bir tarihsel bilgi. Dolayısıyla, örnek, dolayısıyla yani, zaten şu anda sanayi üretimi bir düzeyle kapitalizmin 2012'de geldiği aynı ihtiyacı aynı değil. Yani aynı değil. 90'da... O dönemde devlet üretti kullanım değerini ama bugün devlet pekala şirketler gibi değişim değeri üretiyor zaten. Yani aslında karşı çıkmamız gereken nokta yaptığı tahribat değil mi? Bakın. Şöyle bir örnek vereyim, daha iyi anlatacağım kendimi. Şöyle bir örnek vereyim. Cumhuriyet kurulduğundan 1923'ten 2000 yılına kadar Türkiye'de kurulan, işleyen ve kapatılanlar da dahil olmak üzere, ömrünü tamamlayıp kapatılanlar da dahil olmak üzere, hidroelektrik santral sayısı 220. Büyük barajlar da dahil. Dahil. Toplam. İçlerinde bazıları ölmüş, ömrünü tamamlamış, yani düşmüş 150'ye filan kullanılabilir durumda olanlar. 2000'den bu yana bu sayı kaça çıktı biliyor musunuz? 3000'in üzerinde. Dediğim açık mı şimdi? Biraz daha anlaşılır vaziyette mi? Yani biz karanlıkta mıydık 2000 yılından önce? Türkiye olarak hiç üretmiyor muyduk? Aç mıydık? Hiçbir gıda malı üretilemiyordu. Enerjimiz yoktu ya. Yani 200'den 3000'e çıkmış. Ya bu kadar ihtiyaç da yoktu. Bu kadar değildi ama enerjimiz yok muydu? Enerjimiz yok muydu? Nüfusumuz bu kadar arttı mı? Ha, çok güzel bir yere geldik. Çok güzel bir yere geldik. Bakın aradaki artış oranına bakın. Yüzde kaç ediyor Selim? Ya ne yüzdesi? Yani şimdi 3000 taneyle 120 taneden bahsediyoruz. Yüzde tutmaz ki bunu. %2000 falan öyle bir artış var. Nüfusumuz %2000 arttı mı? Değil. Şimdi ben bir şey söyleyeyim arkadaşıma. Farklı iki olaydan bahsediyoruz. Ben şimdi açtım, sonra bir soru iş gitti oralara. Dedik ki, ben teknolojik olarak yenilenebilir enerji olabiliyorsa, teknik anlamda karşı olan bir insan değil. Mesele bu değil. Mesele şu. Bütün çalışmalar yapılır. Öyle bir şekilde yapılabilir ki bu, doğaya minimum zarar verebilir. Diyorum ki, şimdiki sistem, İşte yani o ne yani? O minimum zarar verecek olan çalışma ne yani? Hayır, bu rest olabilir, gest olabilir, hest olabilir. Bu önemi yok. Ne olması gerektiği. Ama bak, bir şeyin pazar için üretilmesiyle, piyasa için üretilmesiyle, ihtiyaç için üretilmesinin bir farkı var. Evet. Şimdi bu yüzden, şimdi Türkiye'de, yani şuradaki çıkalım, bütün marketlerde, mağazalarda bakalım. Normal olarak kullansak şu yalnızca İzmit ilinde burada yaşayanların hepsini demiyorum ama ihtiyaçlarının %60-70'ini bir yıl boyunca karşılayacak kadar stok var mı yok mu? Fazlası vardır. En basitinden söylüyorum. Bakın bir tanesi ihtiyaç için üretmek, bir tanesi pazar için üretmek. Sorun şurada. Pazar için üretmek konusunda problem artık orada doğa, insan, su, hayvan, hiçbir şey yok. Orada yalnız para var. Şimdi dolayısıyla siz yalnızca ona dayalı yaptığınız zaman sistemin başka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu başka bir şey. Bu insanlık bunu yarın soğuk füzyonla mı çözecek enerji işini? Başka bir şeyle mi çözecek? Ben onu bilmiyorum. Ama mevcutlarla çözerken dünyayı tahrip ediyoruz. Ama bütün bunları yaparken, biz yenilenebilir enerjinin peşinde koşarken şöyle bir problem yaşıyoruz. Aslında yenilenebilir enerjiyi bize önerenler, ben daha fazla kirleteceğim, sen de bari temiz yap diyor. Yani ben kirleteceğim, sen de benim deterjanım ol demeye çalışıyor. Sorun buralarda. Yani öyle de baktığımız zaman. Ama bugün gelinler, şimdi şuradan çıkın, Balıkesir tarafında, Çanakkale tarafında, Strancalar tarafında, pıtrak gibi her geçtiğimde 5 tane fazla oluyor. Rüzgar. Dikmiş rüzgar gibi. Şimdi bakın, ESTER'le ilgili. Ama olmasak fosil yakıtlardan... Efendim bak söyledim. Fosil yakıt savunduğum bir şey değil. Ama fosil yakıtla yapılan üretimi teknolojik olarak, bak teknolojik olarak zararını minimize edebilirsiniz. Bak söylüyorum, zararını minimize etme şansınız var. Ama yok ettiğiniz bir vadiyi, yok ettiğiniz bir ormanı yerine getiremiyorsunuz. Sorun burada.
Pardon, ben şunu anlayayım ben. Özür dilerim. Fosil yakıt yok. Evet, hayat kendisi savrulsun demedim. Ha, fosil yani yakıt 5 sene sonra siz enerjiden daha mı iyi diyorsunuz? Ya demiyorum. Ya neden böyle anlıyorsunuz? Ama benim de şey, böyle bir şey demiyorum. Biz edilebilir diyorsunuz da. Ama bak bir şey söylüyorum. Lütfen. Şimdi açık yani siz devam ediyorsunuz, ben de devam edeyim o zaman. Diyorum ki birisi doğayı yok ediyor. Birisi doğayı kirletiyor. Birisi kirletiyor, birisi yok ediyor. Bak, yenilenebilir enerji yok ediyor diyorum. Öteki kirletiyor. Muhtemel olarak diyorum, bak ihtimal olarak diyorum. Kirleteni temize getirebilme teknolojini yaratabilirsin belki diyorum. Ama yok ettiğin vadiyi, yok ettiğin dağı, ormanı geriye getiremiyorsun diyorum. Sorun burada. Bunu savunuyorum anlamına gelmiyor. Evet yani... Öyle bir şey yok. Hüseyin Bey çok özür dilerim. Biraz tabii Hüseyin Bey açmış durduk ama. Daha zararlı olanı savunmak gerekiyor. Pardon. Doğru. Pardon. Hangisi? Hüseyin Bey pardon. Yok ediyorsun vadileri. Söylemedim zaten işte onu. Şimdi daha... pardon ben biraz şöyle toparlayayım. Biraz süreyi de açmış bulunuyoruz ama beyefendinin sorduğu soru biraz bu ölçek konusuyla ilgili bir problem evet. Aslında. Ama çok tartışmalı bir alan. Yani bunu fasikül fasikül böyle devasa şeylerde falan yazıyor adamlar ama burada tartışmak gerçekten çok zor. Sanıyorum iki tartışma sonra önümüzde bir iklim değişikliği paneli var. Gene önümüzdeki ayın 3. haftasında. Ondan sonra biraz kalkınma ve sanayileşme ile ilgili bir tartışmada bulunacağız, tartışacağız. Eğer oraya katılırsanız belki bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Hocam eğer sizin de ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben kapatalım derim çünkü çok süreyi açmış bulunuyoruz. Son olarak Bora Hocam bir şey söylemek istiyordu. Pardon, buyurun. Hocam ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi burada bulunan tüm arkadaşlar şöyle veya böyle ülke sorunlarını kendisine tasa edilmiş, üzülen, çözüm bulunması yönünde çaba sarf eden insanlardan oluşuyor. Burada tartışma bu boyuta ulaşabiliyor. Şimdi bir de genelde bu mücadeleyi benzer şekilde yürüten insanların karşılaştığı sorunlar var. Hocam size örnek olarak gösterdiğim imza kampanyası çalışmaları biz halkın içinde yürütüyoruz. Parklarda masa kuruyoruz. Emekliler olarak bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Kahvehanelere gidiyoruz. Bizim karşılaştığımız sorunları sanıyorum tahmin edersiniz. Biz burada kendi aramızda tartışırken böyle bir şeye varıyoruz ki tartışma düzeyini bilen insanlar olarak bu çevredeyiz. Bir de bizim aramıza peşimize takılan provokatörlerle de uğraşıyoruz. Yani bu sorunları anlatmanın ne kadar güç olduğunu sizlere de takdir ediyoruz. Siz de kendi dolaşıp bu işleri anlatmaya çalışıyorsunuz. Ama Kemal arkadaşları ki ben Bopa'dakinin uzaktan mektuptan aşığı benzetmesini yaptı. Yani biz bu konuda olmamalıyız. Katılıyorum. Biraz da mektup yerine kendimiz ulaşmalıyız diye düşünüyorum. Teşekkürler, sağ olun. Buyur hocam, senin ekleyeceğin bir şey vardı galiba. Benim tartışmanın geldiği boyut açısından konuklara değil ama aslında kendimize ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Genç arkadaşlarımın bazılarının sorduğu sorulara da ilişkin olarak öncelikle 15-16 yıldır gayamını görmüyordum. Yani Özgür Üniversitede birkaç dersine katılmıştım. Çok memnun oldum tekrar geldiği için. Biz Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği olarak yaklaşık işte 2 yılımıza gelmedik. 80 tane panel düzenlemiş bulunuyoruz. Burada yeni katılan arkadaşlarım olduğu için onlara da bir hatırlatma olsun. Mesela eğer bir ay önceki çevreyle ilgili, ekolojiyle ilgili tartışmamıza katılmış olsalardı onu YouTube'dan takip edebilirler. Biz böyle bir kanalı da kullanmaya çalışıyoruz. Elimizdeki hoş olmayan bir kamerayla kaydediyoruz ama bunu oradan da takip edebilirsiniz. O geçen yıl. Bir önceki enerji mi? Mehmet Yusufoğlu ve Alp Üçer Kayan oldu. Neyse sonuçta bunları bir hafıza ve hatırlama deneyimi olarak ele alıyoruz. Bizim burada mesela sizin bu bazı genç arkadaşların da sorduğu keskin sorulara rağmen 2 yıl önce ilk yaptığımız panellerde şöyle bir tartışma geçti. Derneğimiz 100 kişiden oluşmuyor bu esnada, 10 kişilik bir dernek. Çok abartılı bir şey yok, kalabalık bir gruptan da bahsediyoruz. Bir genç arkadaşım bir müzisyene kalkıp işte ben gitar çalıyorum falan diye bir havalı bir soru sordu kızcağız. Arkasındaki 2-3 kişi de gülüşmüşler. İşte cello çalıyormuş vesaire falan.
Sonra arkadaşlarla kendi aramızda bu durumları müzakere ediyoruz. Buradaki atmosferi. Sadece konuşulanların niteliğini değil. Çünkü bizim için önemli olan şey gerçekten bir şey yapmalı ve bunu nasıl yaparız sorusunu soranların içtenliğine seslenerek söylüyorum. Ben dedim ki arkadaşlar, o genç arkadaşımız erkek arkadaşını hava atmak için olabilir, müzisyeni hava atmak için olabilir ya da başka bir şey için bu soruyu sormuş olabilir. Biz burada bir arada bulunarak bir adab öğreniyoruz aslında. Unuttuğumuz bir şey. Yani bunu şununla terçinleyebilirim. Ursula'nın bir sözü vardır. Bu fantastik büyülü gerçekçilik içinde yazan bir yazar. Ve diyor ki Mülksüzler kitabında devrim yapamazsınız, devrim olabilirsiniz. Yani her probleme böyle bakmak lazım. Marx Romalılardan çok sevgiyle aldığı bir sözü var. İnsanlık önüne çözemeyeceği problemleri koymaz. Gerçekten hepimiz çözebileceğimiz problemlerle baş başayız. Önümüzdeki problem devrimse o zaman burada kimsenin kalacağını zannetmiyorum. Önümüzdeki problem daha basit bir şey. Mesela bu İzmit, yani daha doğrusu Kocaeli Üniversitesi'nde 65 bin öğrenci var. 72 bine dayandığı söyleniyor başka rivayetlerle. Ben çok rakamı bilmiyorum ama 60 da benim için çok, 50 de benim için çok. Ve yaklaşık 8 bin tane çalışanı var. Bunun 5 bin tanesi öğretim elemanı. Ve oradaki hadi solcu ve muhalif hocaları dahil ederek söylüyorum. Oluşumumuzdan haberleri var, hepsiyle ilgili konuşmuşluğumuz var. Hiçbirinin katkısını görmüyoruz. Kullanım değerini bilmeyenler sadece devrimciler değil, o arkadaşlar değil. Marksist hocalarımız bile bunu bilmiyorlar. Biz bununla karşılaştık ve o kadar derin bir yara aldık ki utandık yani. Dolayısıyla arkadaşlar umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Sadece konuşmayı öğrenmek bile, bir ortamda bulunmak bile, bunun havasını sonuna kadar teneffüs edip kendinden başlayarak bir şey yapmak bile bir şey. Mesela İzmit'te kamusal alan yoksa imza kampanyasının başarılı olma şansı yok. İzmit'te politikayı üreteceğiniz bir mekan var mı? İşte coğrafyayı ben uzun uzun anlatabilirim buradaki coğrafyayı. Yok. Dolayısıyla İzmit 15-16 Haziranları yaşamış bir şehir olarak bir hiçtir. Yani söyleyeceğim bu. Dolayısıyla umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Mücadele varsa umut var. Mücadele yoksa gerisi hikaye. Ve kendimizden başlayarak bunu yapabiliriz. Konuklarımdan ekleyeceği bir şey yoksa... Vallahi biz bazı arkadaşlar da veyahut da bütününde kafalarda soru işaretleri yaratmışsak, biz de tabii şeyler aldık karşılıklı. Ama amaç şudur. Bizim derdimiz bazıyı dövmek falan filan değil. Toplu olarak el birliğiyle Şeyh Bedrettin'in müritlerinin dediği gibi biz ballı incirleri birlikte yemek istiyoruz. Yoksa o kolay. Yani 3 kişi yer, 500 kişi bakar durumundaki meseleyi çözmemiz gerekiyor. Mümkün olabiliyorsa hepimiz için kendim, önce kendime söylüyorum, sesli düşündüğümü kabul edin. Ben kendi kendime bir şeye kendimi inandırmak istiyorum. Biz insanlık olarak mücadele etmezsek çok şey kaybedeceğimizi ama mücadele eder de kazanırsak bütün dünyayı kazanacağımızı düşünüyorum. Onun için çok küçük de olsa soru işaretleri yaratmışsak, bilinen bilgileri teyit etmişsek, bilinenin tersine bir şeyler de söylemişsek, arkadaşlarımız bunun üzerine bir kafa yoracaklardır. Biz de yoracağız. Dolayısıyla ben yararlı olduğunu düşünüyorum. Tonlama olarak bir şey söyleyeyim. Ben çok kötü, köylü olmanın verdiği bir rahatsızlık var. Ben sanki tarlanın öte ucundakine sesimi duyuracağım diye bağırarak konuşuyorum. Benim tarzım bu. Kusura bakmayın. Yani gerçekten çok üzülüyorum buna ama elimde değil. Sürekli yani, herkes onunla kavga ettiğini zaten. Evet, kavga. Benim bir şey yok. Ben, yani benim bir sorunum yok ama bağırarak çağırarak konuşma alışkanlığını yenemedim. Neden merhabayı ona bırakmadığımı anlıyorsun. Elveda diyor şu anda. Bu kadar. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.